Ebu Zer, Cündep bin Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz İbni Cebel radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. İttakillâhe haythumâ kunte. Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Ve etbi'is seyyiyetel hasenete temhuhâ. Kötülük işlersen hemen arkasına iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsan bir hataya düşer, bir yanlış yaparsa, bir günah işlerse hemen aklı başına gelip ondan tövbe edip hemen peşinden bazı iyilikler yapacak ki kefaret olarak o kötülüğü silsin. Ve halikin nase bi hulukin hasen. İnsanları da güzel ahlak ile muamele et. Bu hadisi rivayet eden Ebu Zer radıyallahu anh kimdir? İsmi Cündep bin Cünade. Hıfar kabilesine mensup. Hıfari. Hıfar kabilesi. Bu sebeple Ebu Zer el-Gıfari diye meşhur olmuş. İlk Müslümanlardan. Beşinci, hatta ilk Müslümanların beşincisi olduğu rivayetler var. Uzun boylu, esmer tenli, beyaz saçlı ve geniş omuzlu olan Ebu Zer radıyallahu anh zühd ve takva, kanaat ve istina sahibiydi. Öne çıkan özellikle zühdü, takvası, dünyaya değer vermemesi, müstani olması, kanaatkar olması. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine İslam'ın İsa'sı, Mesihul İslam lakabını verdiği kaydediliyor eserlerimizde. Hazreti İsa aleyhisselam da o şekilde dünyaya karşı zühd, zahit bir şekilde yaşamıştır. Onun için İslam'ın İsa'sı demiş Efendimiz. İsa aleyhisselama benzetmiş. İslam'ın ilk günlerinde Müslümanlığın yayılmasında önemli büyük olan dört kişiden biri. Ebu Zer radıyallahu anh. Hemen daima Peygamber Efendimiz huzurunda bulunur. Ondan istifade ederdi. Öğrenme konusunda büyük arzu, iştiyak sahibiydi. Öğreniyor, öğrendiklerini de öğretiyor. Bilmediği her şeyi Efendimiz'e sorardı. Hazreti Ali onun için ilim dağarcığı demiştir. İlim dağarcığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı son derece saygı ve muhabbet duyardı. Resul-i Ekrem'den Halilim diye bahsederdi. Dostum, Halilim bana şunu söyledi, Halilim bana şunu tavsiye etti diye rivayetleri var. Kendisi hak yanlısı, hak sever bir insandı. Bu sebeple de ashab arasında ihtilaflara taraf olmadı. Fetihlerden sonra ümmetin zengin olması, emirlerin şatafat ve saltanata meyletmeleri, mal biriktirmeleri hoşuna gitmedi ve onları sert bir dille tenkit etti. Kendisi zahit olduğu için helal yolda mal biriktirenleri bile tenkit ediyor. Biriktirmeyin, dağıtın diyor yani. Kendisi öyle çünkü. Ebu Zer Hazretleri öğrendiği hadisleri zevkle ve şefkle anlatırdı. Hatta o bir keresinde şöyle demişti. Kılıcı enseme dayasanız, ben de Resulullah'tan duyduğum bir hadisi başım kesilinceye kadar tebliğ etmeye vakit bulacağımı bilsem, o hadisi elbette size yetiştirirdim. Yani duyduğumu söylerim ben. Resulullah Efendimiz'in verdiği, emanet ettiği ilimler diyor. Aktarmak durumundayım. Boynum kesilince kadar hemen söyleyiveririm diyor. Bu sözüne rağmen ondan bize 281 hadis intikal etmiştir. Bu biraz da onun inzivayı tercih etmesiyle ilgili bir netice olmalıdır. İnzivada kaldı. İnsanlar çok görüşmediği için son zamanlarda çok hadis ondan gelmemiş olabilir. Rivayetlerin 12'si hem Buhari hem de Müslim'de geçmiş. Hadis kitaplarımızda bolca bulunuyor. Sahabe ve tabiinden birçok kişi kendisine rivayetlerde bulunmuş. Ebu Zer radıyallahu anh Mekke yakınlarındaki Rebeze köyünde Hicri 31 senesinde vefat etmiş. Oradan geçmekte olan küçük bir grup cenaze namazını kılıp defnetmiş. Abdullah bin Mesud'un bulunduğu bir grup. Onu da bildiriyor zaten. Önceden Efendimiz bildirmişti diyor bir grup gelecek diye. Çık bakalım diyor, gelen bir grup var mı diyor. Var deyince o aslında zaten ruhunu teslim ediyor. Hadis-i şerif neydi? Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Bir kötülük yaptığında hemen iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlak ile muamele et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özlü sözlerinden biridir bu hadis-i şerif.
Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. İttakillâhe haytümâ kunt. Takva, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. İttakillâhe, Allah'tan kork, takva demek. Allah'a karşı takva sahibi ol. Takva kelimesinin fiili ittak, emri, emir fiili. İttak, kork demek. Takva sahibi ol. Allah'ın emirlerini yerine getirmek demektir takva. Yasaklarından kaçınmak demektir. Emirlerini yerine getirmek, yasaklardan kaçmakla gerçekleşen ve dinin temeli olan bir ilke, esas. Buna Allah saygısı, Allah korkusu da denir. Allah'a karşı saygılı olmak, ondan korkmak. Takva çeşitli derecelere ayrılmaktadır. En alt tabakası şirkten uzak kalmak. Şirki bırakmak en büyük takva. Korunmak manası var takvanın. İnsan şirki terk ederek cehennemden korunuyor. En üst derecesi ise Allah'tan başka her şeyden yüz çevirmektir. Yüzde böyle yüzde yüze yakın diyelim. Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamak. En üst derecesi. Takvanın birbirlerinden farklı dereceleri bulunmaktadır. Ancak onun tabii sonucu ilahi murakibe altında olduğu bilinciyle hareket etmekten ibarettir. Allah'ın bizi gördüğü şuuruyla insan hareket ederse devamlı onun emirlerine riayet etmiş olur. Takva yalnızlıkta, toplum içinde, bela ve musibet anında, bolluk ve refahta, yokluk ve darlıkta, hasılı her durumda Allah'a karşı saygılı olmak, sürekli uyanık, dikkatli ve şuurlu bulunmaktır. Böyle bir duygu ve halin sonuçları ise Yüce Kitabımızda Allah'ın dostluğu, ilahi övgü, Allah'ın yardımına ulaşmak, sıkıntılardan kurtulmak ve beklenmedik yerlerden rızka kavuşmak, amellerin ıslahı ve günahların bağışlanması, ilahi muhabbet, Allah katında makbuliyet, ölüm anında müjde, cehennemden kurtuluş ve nihayet cennette temelli ebedi mutluluk olarak ifade ediliyor. Yani takvanın kazandırdıkları nelerdir? İnsan müttaki olursa, takva sahibi olursa ne olur? Allah'ın dostu olur. Yunus suresi 62. ayet kerime. Cenab-ı Hakk'ın medhine mazhar olur. Allah Teala onu över. Ali İmran 186. Allah'ın yardımına nail olur. Takva sahibi kimse Allah'ın yardımına ulaşır. Ali İmran 120. Sıkıntılardan kurtulur ve beklenmedik yerlerden rızka kavuşur. Nahil suresi 120. ayet. Amelleri ıslah olur, düzelir, günahları affedilir. Ahzab suresi 70 ve 71. ayetler. İlahi muhabbeti kazanır, Allah'ın sevgisini kazanır. Ali İmran 76. Allah katında makbul bir insan olur. Hucurat 13. Ölüm anında kendisine müjde gelir. Melekler der korkma, üzülme diye müjde verirler. Rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla dünyasını değiştirir. Bu da Yunus suresi 63. ayet-i kerimede. Cehennemden kurtuluş, Leyl suresi 17. ayet ve cennette ebedi kazanç, Ali İmran suresi 133. ayet-i kerimeye. Allah Teala'nın gazabından sakındırması ve Hazreti Peygamber'in nerede ve nasıl olursan ol, Allah'a karşı takva sahibi ol tavsiyesi Müslümanlara bu güzel sonuçlara davet etmektedir. Allah Teala diyor ki benim gazabımda sakının. Peygamberimiz diyor ki nerede olursanız olun Allah'tan korkun. O zaman bunu yaparsak bu güzel neticeleri elde ederiz. Cenab-ı Hak nasip etsin cümlemize inşallah. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminleri gerçekten Allah üzerinizde gözetleyicidir. Ayetinin manasına uygun davranmaya çağırmış olmaktadır. Takva günah işlemeye, günah işlemek takva sahibi olmaya engel olmadığı için İnsanlık gereği işlenecek günahların peşinden iyilik yapmak, o hata ve günahın sonuçlarını ve hatta bizzat günahın kendisini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Yani takva sahibi insan da ayağı sürçebilir, günah işleyebilir ama hemen tövbe etmesi lazım. Hemen iyiliklerle kefaret ödemesi lazım. Tekrar eski halini, takva halini kazanması lazım. Zira Allah Teala iyiliklerin kötülükleri giderdiğini haber verir. İyilikler innel hasenat yuzhibne seyyiat.
iyilikler kötülükleri giderir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve hatta iyiliklere tebdil edildiğini biliniyor. Yübeddilullahu seyyiatim hasenat. İnsan iyilikleri yaptıkça o kötü halleri iyiye döner. Kötülükleri de iyiliğe dönüşür. Bu da murakabe şuurunun olumlu bir başka neticesidir. İyiliğin hatayı iyiliğe dönüştürmesi veya hiç değilse kötülüğün sonuçlarının ortadan kaldırılması, hiç hata işlememenin mümkün olmadığı dünyamızda kötülüklere karşı müsamahasız olmayı öngörmek ve öğütlemek demektir. Kötülüklere karşı müsamahasız olacağız. Bunu nasıl yapacağız? İyilikler yaparak o kötülükleri silmeye çalışacağız. Günahların ve kötülüklerin tortularını işlenen iyiliklerle dezenfekte edebilmek gerçekten çok büyük bir imkan ve şanstır. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu bizlere, kullarına. Yanlışlar yapılıyor mutlaka. Yanlışsız, hatasız kul olmuyor ama bir yol var ki o hataları kolaylıkla temizlemek, silmek mümkün. Dolayısıyla iyilikler yaparak hataları azaltmak, dünyada iyilikleri çoğaltmak, iyileri çoğaltmak gerekiyor. Hadis-i şerifin bize mesajları nelerdir? Bir, iyilikler kötülükleri ya büsbütün ortadan kaldırmak ya da iyiliğe dönüştürmek suretiyle yok eder. İyilikler kötülüklerin sonuçlarını ortadan kaldırır, kendisini ortadan kaldırır veya iyiliğe de dönüştürür. İki, güler yüz göstermek, zarar vermemek, iyiliklerin yaygınlaşmasına gayret etmek ve kendisi yapılması istemediğini başkalarına yapmamak, insanlarla güzel geçinmek demektir. İnsanlarla güzel geçiniyor Peygamberimiz. Bunun pek çok tezahürü vardır ama bir kısmı güler yüz göstermektir. Mesela insanlara tebessüm etmek, kimseye zarar vermemek, iyiliklerin yaygınlaşmasına gayret etmek, kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmamak, kendisine yapılmasını istediği şeyi başkasına yapmak. Bunlar işte güzel ahlakın tezahürleridir. Takva sahibi olmak, yani Allah'a karşı saygılı olmak, Müslüman'ı her türlü kötülüklerden koruyacak üstün bir meziyettir. Takva. Her yer ve şartta Allah'a karşı saygılı olmak, takva sahibi olmak, murakabe şuurunun göstergesidir. Takvalıysa bir insan, demek ki o insanda murakabe şuuru var demektir kıymetli dinleyenler.